Sayın Sami Bilge, Bursa'da uzun yıllardır sanayiyle uğraşıyorsunuz. İş dünyasını ve tekstil sektörünün mihmandarlarındansınız. Estağfurullah. Bursa'da tekstilin geldiği durum nedir? Çok güzel bir soru sordunuz. Cevabı çok basit ama çok uzun. Ben çocukluğumdan bu yana tekstille iştigal eden biriyim. Tekstil Türkiye'nin ana sektörlerinden birisi ve istihdam deposu bir sektör. Olmazsa olmaz. Bugün tekstili Türkiye'den çekin, işsizlik artı %30 ilave olur. İşsizliği en önleyici sektörlerden biri tekstil sektörü. Ve ben yıllardır bu işi yapıyorum. Tekstil sektörü yıllarca hak ettiğinden fazla kazandı. Diğer sektörler örneğin bir kazanırken tekstil sektörü iki kazandı. Ama yıllar içinde gelinen bugünkü konumda tekstil sektörü hak ettiğinin yarısını bile kazanmıyor. Neden? Tekstil dünyada İngiltere'de yıllar önce zirveye çıktı. Hatta bizim çocukluğumuzda asılırsan İngiliz sicimiyle asıl, işte İngiliz kumaşı vesaire gibi sözler vardı. Ama İngiltere bankacılık, madencilik gibi sektörleri ön plana çıkartınca ve oradaki işçilik ücretleri, sosyal haklar, çevre duyarlılığı ön plana çıkınca İngiltere'den sonra Almanya, İtalya gibi ülkelere tekstil kaydı. Ama Avrupa Birliği'nde söylediğim gibi işçilik, sosyal haklar ve çevre duyarlılığı ağır basınca, bunlar maliyetleri yükseltince önce Avrupa'nın daha fakir ülkeleri İspanya ve Portekiz'e, oradan da tekstil altyapısı olan, zevkleri birbirine uyuşan, lojistik olarak da kendisine en yakın olan Avrupa'nın dışında Türkiye'ye kaydı. Biz bu zaman içinde Türk tekstilcileri olarak ve Bursa tekstilcileri olarak tekstilden az önce söylediğim gibi hak ettiğimizden fazlasını kazandık. Ama zaman içinde artık Türkiye'de de işçilik ücretleri Avrupa'ya göre ucuz ama Uzak Doğu'ya ve Afrika'ya göre çok pahalı konumda. Sosyal haklar Afrika'da hiç yok, Uzak Doğu'da çok az var. Bizde Avrupa seviyesinde değilse de Uzak Doğu ve Afrika'ya göre maliyetleri daha yükseltecek seviyede olmasından dolayı çevre duyarlılığı da çok şükür ki Avrupa seviyesine yaklaştığından dolayı bunlar maliyetleri yükseltiyor ve tekstil sektörü başta Uzak Doğu olmak üzere Orta Doğu ve Afrika'ya doğru seyahat ediyor. İstihdamın ağırlıkta olduğu sektörler işçiliğin ucuz olduğu bölgelere doğru seyahat eder. Bulutun kayması gibi kayar ve Türkiye'den de tekstil sektörü imalat anlamında Uzak Doğu ve Afrika'ya, Orta Doğu'ya maalesef kayıyor. Peki Avrupa'dan tekstil sektörü imalat bazında kaymış olmasına rağmen tekstilden dünyada en çok parayı hala hazırda İtalya kazanıyor. Bugün benim fabrikam konumunda bir fabrika, İtalya'da büyük fabrika. Ama onlar küçücük işletmelerde benim 10 katı büyük fabrikamın kazandığından daha çok kazanıyorlar. Neden? Marka ve tasarımla. Maalesef biz Türkiye'de tekstilciler olarak üretimde
dünyanın üretim merkezi olduk ama marka ve tasarımı oturtamadığımız için hak ettiğimiz parayı kazanamıyoruz. Bütün konuştuklarımı bir cümleyle özetlersek, bugün için Türkiye'de tekstil sektörü zor günler geçiriyor. Önümüzdeki yıllarda biz İtalya'nın yaptığını yapıp marka tasarım konusunda doğru adımlar atarsak biz tekstilden çok para kazanırız. Atamazsak da zaman içinde hiçbir zaman yok olmaz. Çünkü doğduğunuz zaman kumaş parçasına ihtiyacınız var. Ölürken kumaş parçasına ihtiyacınız var. Her zaman tekstil sektörü olur ama hak ettiği değeri bulmadan devam edebilir. Bugün tekstil sektörü zor günler geçiriyor. Peki Sami Bey, merak ediyorum. Türkiye tekstil konusunda dünyaya liderlik ederken markalaşma konusunda neden eksik sizce? Neden? Bu bir vizyon meselesi. Yani biz bunu birçok konuda yani biraz eğri oturalım, doğru konuşalım. Yani Türkiye şu cep telefonunu yapamıyor. Yani yapan demeyelim, toplayan Türk markası var. Ona da hala biz Türk insanı olarak maalesef rağbet etmiyoruz. Marka kullanmak istemiyorum. İsim vermek istemiyorum. Şimdi milyarlarca dolar para harcıyoruz. İşte şu anda çektiğimiz kamera yerli malı değil. Efendim, tekstilde de üretimde yerliyiz ama biz bu markalaşmayı, tasarımı, bu vizyonu yakalayamadık. Yani eksiklerimizi de bilmemiz gerekir. Eksiği tespit ediyoruz ama eksiği gideremiyoruz. Belki bu zaman içinde olacak. Kolay da değil markalaşmak. Ama bunu beceren bazı markalarımız var. Yine isim vermek doğru olmayabilir. Ama bunların çoğalması gerektiğine inanıyorum. Peki tekstil sektörünün önündeki sorunları ve Bursa'nın önündeki sanayi anlamındaki sorunları aşmak için Ankara'dan ne gibi beklentileriniz var? Şöyle söyleyeyim. Bir kere yılbaşından bu yana sanayide işler zora girdi. Neden? Enerji fiyatlarından dolayı. Dünyada enerji fiyatları genel olarak yükseldi. Ama Türkiye'de öylesine yükseldi ki Uzak Doğu ülkeleri, Afrika ülkeleri enerjide zaten maliyetleri düşük olduğu gibi bir de devlet sübvansiye uyguluyor. Bizim iplik fiyatına onlar hazır kumaş üretiyor ve dolayısıyla da dünyadaki alıcılar için Türkiye cazip olmaktan çıkıyor. Biz halihazırda Avrupa'nın lojistik yakınlığını, avantajını kullanıyoruz. Yoksa bir Amerika firması Türkiye'ye ne kadar uzaksa Uzak Doğu'ya da o kadar uzak. O zaman neden bizden alsın orada yarı fiyatken? Ancak bizde de bazı yaptığımız özel ürünler var. O konularda bizi tercih ediyorlar. Bu devlet olarak başta enerji olmak üzere, arsa fiyatları olmak üzere çalışan insan maliyetinde devletin payı olmak üzere bir takım kolaylıklar tanınmalı. Bugün organize sanayi bölgelerinde ortalama arsa fiyatı 500 dolar. Yani 20 bin metrekare bir arsa almanız için 10 milyon dolar arsaya para yatıracaksınız. İnşaat maliyeti, makineler genelde Avrupa olmak üzere Uzak Doğu'dan geliyor. Hepsi dövize bağlı. Bütün bunlar
sanayicinin daha üretime geçmeden, satışa geçmeden önce servetinin büyük kısmını arsaya, binaya ve makineye yatırmış oluyor. Ticarette sermayesi kalmıyor. Ticaretini de yaparken, üretimi yaparken bu enerji fiyatlarıyla, yani işçi çalıştırıyorsunuz, işçiye verdiğiniz para kadar da devlete para ödüyorsunuz. Sigortasından, vergisinden vesaire, bütün bunlar bizim maliyetlerimizi arttırıyor. Evet, Avrupa'da bu maliyetler yok mu? Avrupa'da da bu maliyetler var. Ama bizim üretimdeki rakibimiz Avrupa değil, Amerika değil. Bizim üretimdeki rakibimiz Uzak Doğu olmak üzere başta Vietnam, Laos, Kamboçya, Bangladeş, Afrika ülkeleri, Orta Doğu ülkeleri. Mısır'da enerji, doğalgaz Türkiye'nin onda biri fiyatına, onda biri doğalgaz. Elektrik üçte biri fiyatına. İşçilik üçte biri fiyatına. Yani en yakınımızdaki Mısır'a örnek veriyorum. Peki bu Mısır'la Türkiye nasıl rekabet edip de Avrupa'ya veya Amerika'ya ihracat yapacak? Laos'la, Kamboçya'yla, Afrika ülkeleriyle nasıl rekabet edecek? O zaman bu kadar işçi çalıştıran, bu kadar vergi veren, bu kadar istihdama katkı sağlayan, ihracata katkı sağlayan bu sektöre ayakta kalması için devletin bir takım teşvikler ve sübvansiye uygulaması lazım. Ben şimdi tekstili konuştuğumuz için tekstilden örnek veriyorum. Sadece tekstile mi? Tarıma bu desteklerin verilmesi lazım. Yani Amerika gibi işçilik ücretlerinin veya birçok maliyetin bu kadar yüksek olduğu bir ülkede tarım ürünleri Türkiye'den daha ucuz. Neden? Devletin uyguladığı teşvikler sayesinde. Onun için devletten arsa konusunda, enerji konusunda ve istihdama katkı koyması konusunda sigortanın devlet payında ve vergilerinde bir takım teşvikler, sübvansiyeler uygulanması gerektiğine inanıyorum. Bursa siyasetinde, sanayisinde olduğu kadar önemli bir gücünüz var ve bilindik bir isimsiniz. Önümüzde de genel seçimler var. Estağfurullah. Genel seçimlerde muhtemel adaylar arasında isminiz geçiyor. Bunu seçim süreci girdiğinde değerlendirmek suretiyle, daha önceden de milletvekili adaylığınız vardı. Bursa milletvekili olduğunuzu düşünürsek, Bursa için yapmanız gereken ya da bu 5 konuyu çözmemiz gerekir dediniz. 5 konu nedir? Ülkenin sorunları o kadar çok ki. O yüzden Bursa'yı özetledik. Yani Bursa olarak şöyle söyleyeyim. İstanbul'dan sonra ülke ekonomisine en çok katkı koyan şehir Bursa. En çok vergi veren şehir Bursa. Ama merkezden en az pay alan kentlerden biri Bursa. Yani düşünün, Ankara'dan Türkiye'nin neresini baz alırsanız alın en zor ulaşılan şehir Bursa. Ankara'dan Hakkari'ye uçak var, Mardin'e uçak var, Iğdır'a uçak var, Kars'a uçak var. Ama Ankara'dan Bursa'ya her gün somut olarak, sabit olarak çalışan uçak yok. En zor ulaşılan kent. Düşünün, Ankara'dan Bursa'ya bir otoban bile yok. Gelelim Ankara'dan Bursa'ya. Bursa trafiği İstanbul'dan sonra, Ankara'yı da göz önünde bulundurursanız, İzmir'i de göz önünde bulundurursanız, diğer sayın Adana, Mersin, Konya, Antalya, trafiği en berbat şehir Bursa. Bir kere Bursa'yı verdiği kadar değil ama hiç olmazsa verdiğinin yarısını alan bir şehir konumuna getirmek lazım.
Bütün milletvekilleri bizim arkadaşımız hangi partili olursa olsun, herhangi birini suçlayarak söylemiyorum ama Bursa'nın 20 milletvekili bir araya gelerek Bursa ekonomisine, Bursa'nın sosyal hayatına, Bursa'yı daha yaşanabilir bir kent olması için el birliği içinde hükümetten bir şeyleri talep etmesi veya bir somut öneriler ortaya koyarak Bursa'ya bunları kazandırması gerektiğine inanıyorum. Ben milletvekili olsam hiçbir parti ayrımı yapmadan milletvekili arkadaşlarımla birincisi bunun mücadelesini veririm. İkincisi tabii ki yerel belediyenin başta olmak üzere bir takım kurumların görevi ama Bursa trafiğini bir düzenleme ve uzun vadeli bir düzenleme yapılması gerektiği için mücadele ederim. Yani şöyle söyleyeyim, Bursa'ya o kadar plansız göç var ki 20 sene evvelki Bursa'yı düşünelim, bugünkü Bursa'yı düşünelim, yollar aynı yollar. 20 sene sonra, 50 sene sonra bu kent bu yollarla işin içinden çıkamayacak vaziyete gelecek. Görükle'den Kestel'e kadar bir tane yol var işte. Her gün küçük bir kasaba kadar inşaat yapılıyor, nüfus artıyor ama trafik aynı trafik, yani yollar aynı yollar, trafik fazlalaşıyor. Bunun mücadelesini veririm. 3. Bursa, az önce de söylediğim gibi İstanbul'dan sonra ekonominin başkenti. Bu kadar sanayicinin yatırım yaptığı, bu kadar ekonominin döndüğü, bu kadar ihracatın yapıldığı, bu kadar insanın çalıştığı bir kentte sanayiye bir takım katkılar koymanın mücadelesini veririm. Sanayicinin önünü açmanın mücadelesini veririm. Şimdi ben bu cümleyi söyledim diye söylerken hemen düşünüyorum. Kardeşim, bir sürü geçim derdinde olan insan var. Sen onların yerine bir de sanayinin önünü mü açmaya çalışıyorsun? Sanayinin önünü açmak demek, sanayiciye para kazandırmak demek değil. O sanayide çalışacak insanlara iş imkanı sağlamak demek. Eğer siz 100 birim işin olduğu yerde 150 birim işçi varsa o insanlar iş bulmakta güçlük çeker ve düşük maliyetlerle çalışmak zorunda kalır. Ama 100 birim işçinin olduğu yerde 150 birim işçiye ihtiyaç varsa orada işçilik ücretleri yükselir ve orada dar gelirlerin ekonomik imkanları fazlalaşır. Sadece tabii Bursa'nın ekonomisi, trafiği, efendim Ankara'dan alması gereken şeyleri söyledik. Ama Bursa'da maalesef Türkiye'nin en kirli şehirlerinden biri ve gelecekte kuraklık yaşama tehlikesiyle baş başa olan kentlerinden biri. Bu konunun gelecek nesilleri düşünerek halledilmesi gerektiğine inananlardanım. Hava kirliliği ve Bursa'nın su probleminin çözülmesi için vermemiz gereken mücadelelerden dördüncü olarak bunu sayabilirim. Sadece Bursa değil, elbette ki ülkenin her türlü konusunda da bir milletvekili olarak sadece Bursa ile ilgilenmeyeceksiniz. Ülkenin güvenliği konusunda da ne yapmanız gerekiyorsa mecliste onun mücadelesini verirsiniz. Genel ekonominin düzelmesi konusunda ne yapmanız gerekiyorsa onun mücadelesini verirsiniz. Bu ülkenin maddi, manevi, milli her türlü meselesinde her şeyin peşinde olursunuz. Yoksa sıralanacak çok şey var ama ilk beş diyorsanız bunların takipçisi olmak isterim.